İlhan abi Ege Üniversitesi mezunudur. Aynı dönemler bizden bir an daha önce okumuştur. İlhan Koçoğlu bir tarım devrimcisidir. Slow Food hareketini Türkiye'de başlatan insanlardan biridir. Bu dağın başında burada bir köyün hayatı nasıl değiştirilebilir? Bir köyün hayatı nasıl dönüşebilir? Biz onu İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da bir köyün hayatının nasıl değiştireceğini, bir insanın bir köyün hayatını nasıl değiştireceğini anlatıyoruz. Kendisinin Slow Food'da ilk Terra Madre ödülleri vardır. İlk önemli Toprak Ana ödüllerini ülkemize İlhan abi getirmiştir. İlhan abi bak bu kız da bizim Toprak Ana Rotary Kulübü'nün gelecek dönem başkanı. İzmir'de bir de Rotary Kulübü'nün Toprak Ana. Daha feyiz olacağız. Sağ olun. İlhan Koçoğlu ile beraber unutulmuş bir köy, Zavod diye bir köy. Aniden bütün Türkiye'nin tanıdığı, bütün herkesin bildiği bir yer haline gelmiştir. Bakın çıkıp buraya geliyoruz. Gördünüz Eko Müziği gezdik. Ülkemizin ödüllü Eko Müzesi'ni Kur'an'ların başında ismi yazıyordu gördünüz. İlhan Koçoğlu diyordu. Müthiş, müthiş, müthiş. Yani İlhan Koçoğlu, bence İlhan Koçoğlu diye kitap yapmak lazım. Yaparsın. Artık ben yapayım. Hadi alkışlayalım İlhan Koçoğlu'yu. Biz de şanslıyız ki. Çok şanslıyız gerçekten. Hadi, hadi şimdi 8'lerle 9'lerle bir gelin fotoğraf çektirelim hep beraber. Yüksekeden bir yüksek verirsin istiyorlar. Bir dakikacık. Oyacı böyle dönsen. Nasılsınız? Bir o şekilde. Hadi arkadaşlar hep beraber çıkmaz fotoğraflar. Böyle bir grup çekelim. İzmir'in ve Türkiye'nin yerel ürünlerini, kültürel değerlerini, arkasından koşan hayatını ona adamış bir insan. Canım benim. Senin ya. Meslektaşın gazetecidir ama o şeydir, Türkiye'deki ekosistemden gelen değerleri ekolojik olarak nasıl koruruz diye koşturan bir insan. Şeref verdi köyümüze geldi. Canım benim ya. Vallahi ya yani ağlayacağım şimdi. Ülkemize şimdi bakalım ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Değer için teşekkür ederiz. Böyle bir şey. Evet. Siz nasıl görüyorsunuz? Bana bakmayın. Ben hep kendimi iyi zannediyorum. Çok mutluyuz buraya geldiğimiz için. Her anını yaşıyoruz. Efendim. Şimdi şuraya gidişlerli 8'lerli toparlanın. Vallahi çok güzel çıkıyor bence. Şu be gel. Vay. Maşallah. O zaman ya da geniş çok güzel. Bu grup gitsin şimdi öbür grup gelsin. Peki. Sanki gruba girelim. Biz bu dünyanın vatandaşı. Bence çakalım. Neşeniz yok. Bir sonraki gruba gireceğiz biz istiyorsan. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sıkıştı oldu. Üçüncü grup. Oya da Mutfak Dostları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı yardımcısı. Nedim. Nedim. Ya grupta varsa yaklaş bile. Evet, Mutfak Dostları Derneği'nin üyesidir. Hazırlayın, çekiyorum. Boğatepe'yi nasıl buldunuz? Çok güzel. Çok güzel. Şaşırdık. Böyle bir şey beklemiyorduk. Böyle güzel bir müze beklemiyorduk. Çok gurur duyduk. Çok gurur duyduk. Çok önemliymiş hakikaten onu söylediler de bir gıda mühendisi var aramızda çok önemli olduğunu söylediler. Bravo çok hoşunuza gitti. Teşekkür ediyoruz. Bir şöyle. Kar yaratarı kulübü. Peki hani yürüyerek bakın arkadaşlar. Bizim büyüğümüz köyümüzün aksakalı. Evet. Biz burada bu işleri 2000 yılında başlattığımızda Hayrettin abi muhtardı. Onun desteğiyle buralara kadar geldik. Allah razı olsun. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Evet. Sevdagar'ın babasıymış. Evet. Çok mutlu olduk. Eko Müze'yi gezdik. Her şey o kadar güzel ki yani bu tarih, bu güzellik, bu yani o peynirlerin yapım aşamaları, bütün şeyleri görmek, oradaki kullanılan bir tarihi miras aslında. Tarih mirası. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Bir de sizin ayağınız toprak getirmiyor. Sizin ayağınız karşı bereket getiriyor. Eski muhtar Hayrettin Mustafaoğlu. Sizin ayağınız toz toprak getirmiyor, bereket getiriyor diyor. Onu da ben iletmek istedim aynı. Nedim abi sağ olsun.
her zaman bizi böyle onurlandırır. Şimdi sizin gibi çok kıymetli, çok değerli bir grupla da burada bulunmuş olmasından çok mutlu olduk. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Biz burada ne yaparsak yapalım, siz raftan ürün aldığınız müddetçe hem kendinize zarar veriyorsunuz. Köylüden, üreticiden ürün aldıkça da bizi destekliyorsunuz. Biz sizlerle var oluyoruz. Bir tek bizi kastetmiyorum. Ne olur tükettiğiniz ürünlerde iyi, temiz ve adil olmasına dikkat edin. Sabah anlattım. Dedim ki iyi, temiz, adil olmadan yenmez. Bu küçük üreticileri, küçük çiftlikleri, aile işletmelerini desteklediğiniz müddetçe biz yaşayacağız.